Toplumumuzda kızlık zarıyla ilgili bilinen birçok yanlış var aslında. Bunlarla ilgili 5 tane soru toparladık. Evet, gönder gelsin. Kızlık zarı dediğimiz bizim alan vajina içerisindeki aslında mukoza katlantısı. Ve vajinanın hemen girişinde dış kısımdan 2-3 santim geride yer alıyor. Burada girmiş olduğunuz ilişki sayısının kızlık zarı dikimiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kızlık zarı yırtıldığı zaman kendi kendine oluşum, kendi kendine onarım gibi bir şey olmaz. Burada önemli olan dış müdahale ile eğer hastanın da rızası varsa, hasta bunu istiyorsa o zaman tamiri yapılabilir. Kızlık zarı dikiminde kullandığımız iki tane metot var. Temelde iki metottan oluşuyor aslında. Bunlardan bir tanesi geçici kızlık zarı dikimi dediğimiz işlem. Bir tanesi ise kalıcı kızlık zarı dediğimiz işlem. Eğer kalıcı kızlık zarı dikimi yaptırmak istiyorsanız evlenmeden en az 30 gün önceden itibaren bunu yaptırabilirsiniz. Ama son 30 gün kalasıya kalıcı kızlık zarı dikimi yapılmaz. Onun haricinde geçici kızlık zarı dikimi ise evlenmeden yani ilişkiye girme tarihinizden bir hafta öncesinde en geç yapılmalıdır. Son bir hafta içerisinde yaptığımız işleme de geçici kızlık zarı dikimi diyoruz. En sık sorulan sorulardan bir tanesi ise kızlık zarı E-Devlet'te çıkar mı hocam? Kızlık zarı dikimi E-Devlet'te çıkmaz. KVKK gereği tüm bilgileriniz gizli tutulmaktadır. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Kızlık zarı dikiminin ücreti aslında birçok değişkene göre değişir. Bunlardan birincisi uygulanan anestezinin tipi. İşlem lokal anestezi altında da yapılabiliyor. Hafif sedasyon altında da yapılabiliyor veya anestezi altında da yapılabiliyor. Burada lokal anestezi eğer tercih etmişseniz işlem maliyeti düşüyor. Ancak eğer lokal anestezi yerine sedasyon veya bir anestezi yöntemlerinden diğerlerinden birini tercih ederseniz o zaman işlem maliyeti artıyor. Yapılacak işlemin yöntemi geçici kızlık zarı dikimi mi olacağı, kalıcı kızlık zarı dikimi olacağı, flap yönteminin mi yoksa mikrocerrahi yönteminin mi tercih edileceği? Bunların hepsi işlem maliyetini belirleyen faktörlerdir. Burada unutmamamız gereken en önemli şey bu işlemleri hijyen ve sağlığınız için merdiven altı yerlerde yaptırmamanız gerekliliğidir. Düşük ücretler karşılığında merdiven altında lütfen bu işlemleri yaptırmayın. Sağlığınızdan olmayın. Eğer sizin de kızlık zarı dikimiyle ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa bizlere DM kutumuzdan, kliniğimizin iletişim numarasından yazmayı unutmayın.